Merhaba arkadaşlar, Geometri Doktoruna hoş geldiniz. TYT, AYT testleriyle beraber tekrar testlerimize devam ediyoruz. İkizkenar üçgen, eşkenar üçgen 3. testteyiz. Test 9 kıymetli arkadaşlar. 1. soruya bakalım. Yukarıdaki köprü 3 eş eşkenar üçgen ile yukarıdaki gibi süsleniyor. Köprü bu şekilde süsleniyor gençler. A, D, F, B noktaları doğrusal ve köprü ayakları arası uzaklık AB 1200 metreymiş. 1200 metre. Dolayısıyla her bir ayağına kalır? 400 metre kalır. Şuralar 400'er metre. Eşkenar üçgen bu zaten. C ile B noktaları arası uzaklık kaç metredir diyor. Kıymetli gençler, eşkenar üçgen olduğu için şuradan dindirdiğimiz dikme şurası 200'e 200 olur. Dolayısıyla burası da 200 köküç olur. A ile B arasını birleştirdiğim zaman C ile B arasını uzaklığını sormuş. X diyelim oraya. X'in karesi nedir? 200 köküçün karesi artı 800 1000'in karesi. Buradan tabi sevgili arkadaşlar 1200 metreyi ve sevgili arkadaşlar şu metreleri kilometre cinsinden de yazabiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. Bunları karelerini alıp da arkadaşlar şöyle kare kökünü aldığım zaman x'imiz nedir? Buradan 200'ün karesi, köküçün karesi alınacak. 1000'in karesini alacağız sevgili arkadaşlar. Bir takım işlemlerden sonra kıymetli arkadaşlar 400 kök 7 olarak karşımıza çıkar. Tabi metre hesabı olarak aldığımız için bayağı bir uğraşacağız arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci soru. Bir eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgende klasik bir eşkenar üçgen sorusu bakın. Burası 4 ise buralar 4'tür. Buralar 3'tür. İkizkenar üçgen, eşkenar üçgende sevgili arkadaşlar ikizkenar üçgen gibi tepeden tabana indirilen dikmeyi tabandan tabanı keş parçaya böldüğünü biliyoruz. Buralar 1'e 2 olarak ayrılır. Dolayısıyla burası 60 derece olduğu için 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Şurada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pisagor bağıntısını yapıyoruz. X'in karesi 2 kök 3'ün karesi artı 1'in karesinden X'in karesi 12 artı 1. X eşittir kök 13 olarak A şıkkını işaretleriz kıymetli arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Bu da klasik eşkenar üçgen sorularından bir tanesi. ABC ve CE'de eşkenar üçgenler. Çevre ABC 12'ymiş. Çevre ABC 12 ise kıymetli arkadaşlar buralar nedir? 4'e 4'tür bunların hepsi. Evet. EDC'nin alanında EDC'nin alanını köküç vermiş. O zaman ben buraya A dersem eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare köküç bölü 4'ten bu köküç eşitmiş. Köküçler gider. A buradan ne çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. A'mız 2'dir. Peki A2 ise şuralar 2'dir. Bakın bunların hepsi 2'dir. AD'nin uzunluğunu istiyor. AD'nin uzunluğunu istiyorsa şuradan bir tane dikme indirdiğimiz zaman 2'ye 2 olur. Buralar 2 köküç olur. Şurada ne yapıyoruz arkadaşlar? Pisagor bağıntısı yapıyoruz. AD'nin karesi eşittir 2 köküçün karesi artı 4'ün karesi. Buradan AD'nin karesi ne çıkar? 12 ile 16 topla 28 yapar. AD'miz kıymetli arkadaşlar kök 28 ne yapar? 2 kök 7 yapar. Evet. Sorular basit sorularda. Evet, bir yeni nesil sorusu bakın. Planör. Pardon, planör değil. Rüzgar türbünü. Türbini gençler. Evet, Türkçeci arkadaşlarımız da bizi dinliyorlarsa, görüyorlarsa arkadaşlar bunu güzel söylemek lazım. Bunun ismi arkadaşlar rüzgar türbini. Şekilde gövde yüksekliği pH 5 metre olan, şurası 5 metre olan bir rüzgar türbini verilmiştir. Türbinin kanat uzunlukları eşit, kanat uzunlukları birbirine eşit ve aralarındaki açılar 120'şer dereceymiş. Şuralar 120'şer dereceymiş kıymetli arkadaşlar. 120 dereceymiş. Peki. Daha sonra A ile B kanat uçlarının zemine uzaklıkları birbirine eşit ve 4 metreymiş. Şuralar kıymetli arkadaşlar 4 metreymiş. Zemine uzaklıkları 4 metreymiş. O zaman ne oldu? Şu A ile B'yi birleştirdiğim zaman burası da 5 metre olduğu için burası da 4 metre. Buraya 1 metre kalır kıymetli gençler. Evet. Oraya 1 metre kalır. Sonra buna göre
Türbin kanatlarının uzunlukları toplamı kaç metredir diyor. Kıymetli arkadaşlar, türbin kanatlarının uzunluklarını soracağız. Burası 120 ise bu türbin kanatları birbirine eşittir. Buralar 36 derecedir. Bakın 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı 1 ise buralar ne olur? Kıymetli arkadaşlar, 2'ye 2 olur. Dolayısıyla bu türbinin de nedir arkadaşlar? 2 metredir. Türbin kanatlarının uzunlukları toplamı kaç metredir diyor. Uzunlukları toplamı tabii ki de 6 metredir. Tabii bu soruda sevgili arkadaşlar bu türbin, rüzgar türbinlerini bu şekilde 2 metre demiş ama normalde arkadaşlar bunları biz yakından gördük. Bu türbinlerin kıymetli arkadaşlar bir kanadının uzunluğu takriben 15 ile 20 metre arasında arkadaşlar. Onu da bilmiş olalım. Evet, rüzgar türbinlerinin tabii Türkiye'miz açısından güzel enerji kaynağı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Artmasını da diliyoruz. Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Beşinci soruda ne diyor arkadaşlar? Klasik bir dörtgen sorusu bakın. Ve 30-60-90 üçgenler sorusu. İsteyen arkadaşımız, dileyen arkadaşımız şuradan yukarıya alır. Eşkenar üçgen çıkartır. Bakın şöyle bir eşkenar üçgen çıkartır. Şurası da 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. 60'ı karşı 2 köküçse burası 4'tür. Kıymetli arkadaşlar burası 2'dir. Burası 10'sa burası da nedir? Kıymetli arkadaşlar tabii ki de 10'dur. Bu şekilde yapılabileceği gibi şu şekilde de yapabilirdiniz. Bakın şuradan bir arkadaşlar eşkenar üçgen alırsak bakın 60'er derece. Şuralar 6, 6 olur. Evet, şuradan bir tane dikme indirdiğim zaman burası 2 köküçtür. Bakın 60'ın karşısı 2 köküçte 90'ın karşısı 4'tür. Alttan 4 toplarsanız 10 yapar. Evet, 6. soruya bakıyoruz kıymetli arkadaşlar. Büyük bir hızla gidiyoruz. ABC eşkenar üçgenmiş. DF'miz FE'ye arkadaşlar dikmiş. Evet, bunlar dikmiş birbirlerine. Şurası 5'miş. Şurası arkadaşlar burada bakın eşkenar üçgen olduğu için şuralar 60 derecedir. Burası 90 derecedir. 30'un karşısı 2'dir. Burası 2 kök 3'tür. Peki şurası 60 derecedir. Buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Buralar 60 derecedir. Bakın arkadaşlar burası 60 derece olur. Şurası sevgili arkadaşlar 7 olduğu için buranın uzunluğu da 7 olacaktır eşkenar üçgenden. Burası 3, 3, 3 oldu mu? Evet oldu. Burada ne var? Bakın Pisagor bağıntısını ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. X'in karesi 2 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi. X'in karesi 12 artı 9. Kıymetli arkadaşlar ikisimiz kök 21 olarak karşımıza çıkar. Evet. Bir yeni nesil sorusu burada. Bakın şöyle gösterelim. 7. soru. Kıymetli arkadaşlar 7. soru. Bir yeni nesil sorusu. Evet, ne diyor? Aynı düzlemli 6 bitişik eşkenar üçgenin A köşesinden zemine dik sarkıtları olacak arkadaşlar. Burada dik sarkıtılan evet. Sarkıtılan. Evet, burada arkadaşlar bir kelime şey olmuş. 6 artı 2 köküşmüş. Bunun uzunluğu sevgili arkadaşlar. Bu sarkıtılan ipin uzunluğu 6 artı 2 köküş metre uzunluğu ipin ucundaki ağırlık ok yönünde gergin sallandığında B noktasına kadar geliyormuş arkadaşlar. Şunu böyle ne yapıyor? B noktasına kadar geliyormuş. Yani bu B noktasına geldiğine göre sevgili arkadaşlar ne yapabiliriz? Buradaki eşkenar üçgenlerin birer kenarına A dersek mesela buralara A dersek sevgili arkadaşlar şurası ipi sarkıttığımız zaman şöyle bir şey olur. Şu şekilde B'ye geldiği zaman peki şurası da A kök 3 olur. 30-30-120 üçgeninden kıymetli arkadaşlar. Çünkü ip buradan gergin olduğu için ip buradan da geçecektir. Bakın şuraya yapışacaktır. Buraya gelecektir ve buraya gelecektir. Dolayısıyla A, 2A, 3A. 3A artı A kök 3'ün 6 artı 2 kök 3 olduğundan buradan 3A 6 ise A'mız buradan 2'dir kıymetli gençler. Aynı zamanda bakın 3A 6 eşittir. A kök 3, 2 kök 3 eşittir. Buradan A'yı 2 bulduk. Peki A'yı 2 bulduktan sonra kıymetli arkadaşlar daha sonra ne oluyormuş? İp A ucundan çıkartılıp D ucuna bağlandığında, ipi D ucuna bağlandığında ve aynı yönde döndürüldüğünde C noktasının şekle temas ettiği nokta ile D noktası arası uzaklık kaç metredir diyor kıymetli arkadaşlar. Yani şöyle
bir D noktası, bir C noktası alalım mesela, şurada bir C noktası alalım. Aynı şekilde bu ip şu C noktasına ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. O zaman ne oldu? 2, 2, 2 ve 2. Bakın ne olur kıymetli arkadaşlar? 2, 4, 6. Şuradan sonrası da 2 kök 3 olacaktır. Çünkü ipin uzunluğu, bakın 6 birim burası, 2 kök 3 de burası. 2 kök 3 2'den büyük olduğu için kıymetli arkadaşlar C noktasını buraya alabiliriz. Sonra ne istiyor? C noktasının şekle temas ettiği nokta ile D noktası arası uzaklığı soruyor. Şunu soruyor kıymetli arkadaşlar. Bakın şurayı, şuranın uzaklığını sormuş. D ile C arasındaki uzaklığı sormuş. Peki biz bu uzaklığı nasıl buluruz kıymetli arkadaşlar? Bakın şuradan bir tane dikme indirdiğim zaman şöyle bir 90 derecemiz var burada, bakın. Burası 2 kök 3'tür. Şuranın uzaklığı nedir? Buralar 2 ise burada da kök 3'e kök 3 olur. Eşkenar üçgenden dolayı. Çünkü şuralar sevgili arkadaşlar 1 1'dir. Buralar kök 3 olur. Kök 3 kök 3. Dolayısıyla burada bakın bir ne var arkadaşlar? İkizkenar dik üçgen var bakın. 2 kök 3. 2 kök 3 ise DC'nin uzunluğu gençler 2 kök 6 olur sevgili arkadaşlar. Evet. 6. 8. soruya bakıyoruz. 8. soruda ne diyor? Bakın ABC eşkenar üçgenmiş. AD AC'ye eşitmiş. AD AC'ye eşitmiş. Bu da bir eşkenar üçgen olduğu için bunların hepsi birbirine eşittir gördüğünüz gibi. Kıymetli arkadaşlar şuraya kaç kalır? 40 kalır. Buralar 60'ar derece miydi? 60'ar dereceydi. Dolayısıyla 40 ise sevgili arkadaşlar şurası 70'tir pardon. Şuraya ne kalır? 10 kalır sevgili arkadaşlar. Basit bir soruydu bu. Soruyu geçelim hemen. 9. soruya bakalım. 9. soruda ne diyor? ABCDE beşgenmiş. Evet. ABE eşkenar üçgenmiş. Bu da bir kare ise. Bunların hepsi birbirine eşit midir arkadaşlar? Bu meşhur sorulardan bir tanesidir bakın. Bunlar da şurası 90 derece, burası 60 derece ise şurası 150 derece olduğu için, şurası da x olduğu için 2x'e ne kalır arkadaşlar? 30 kalır. X'imiz buradan nedir? 15 derece olur. Evet. Bir şey sorusu arkadaşlar. Bakın. 10. soru. Güzel bir yeni nesil sorusudur. ABC üçgeni. Şekil 1'deki bir kenar uzunluğu 6 birim olan. Bir kenar uzunluğu 6 ise arkadaşlar şuralar 3'e 3'ü olarak ayrılır. Bunlar da katlandığı zaman 3 olur. ABC köşelerinde DE, EF, FD boyunca katlandığında A köşesi, FB, F ile B köşesi, E ile C köşesi, D ile çakışarak şekil 2'deki DEF üçgenini oluşturmuş. Daha sonra DEF üçgeninin kenarları 3 eş parçaya ayrılıp, şuradan 3 eş parçaya ayrılıyor. Kıymetli arkadaşlar 1, 1, 1 bunlar bakın 1, 1, 1, 1 olarak ayrılıyor. Ve şekil 4'teki kesilerek, çizgilerden kesilerek şekil 4 elde ediliyormuş. Kıymetli arkadaşlar şekil 4 açıldığında elde edilen parçaların alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Sevgili arkadaşlar. Kaçar birim gitti bakın bir şeyde 3 tanesi gitti arkadaşlar. 3 tanesi her şeyde 3 tane gidecek. Bakın bunlar da hepsinde 3 tane gidecek. Dolayısıyla bir birimse kıymetli arkadaşlar yani ne yapacağız? Büyük üçgenin eşkenar üçgenin alanı altının karesi kök 3 bölü 4'ten kaç tane gitti burada bakın 3 tane burada gitti 3 tane burada gitti 3 tane burada 3 tane burada 3 tane burada toplam 12 tane gitmiştir. 12 tane küçük eşkenar üçgen gidiyor. 12 tane birin karesi kök 3 bölü 4 gittiği zaman kıymetli arkadaşlar buradan 9 kök 3 kalır. Buradan da 3 kök 3 cevabımız nedir? 9 kök 3'ten 3 kök 3 çıktığı zaman 6 kök 3 kalır sevgili arkadaşlar. Evet. 11. soruya bakalım. 11. soru ne diyor? Bu da klasik bir soru sevgili arkadaşlar. Bakın ABC eşkenar üçgense burası 60 derecedir. DEC de eşkenar üçgense burası 60 derecedir. Şunlar bakın 60'ar derecedir. Şurası 30 derece ise burası da 30 derece olduğu için şurası da 4'tür. Bakın bunlar 4'tür. Burayı 4 bulduk. Bakın 4 4 daha ne yapar? 8 yapar. X de ne olur arkadaşlar? 8 olur. Basit bir soruydu bu da. Evet 12. soruya bakalım. 12. soru klasik bir eşkenar üçgen sorusu. Bu soru tipi sevgili gençler çok can yakan soru tiplerinden bir tanesidir. Evet. ABC eşkenar üçgenmiş. ADE üçgenmiş.
B değilen CE birbirine eşitse eşken üçgense kıymetli arkadaşlar şuralara 60 diyebiliriz. Şuraya A, buraya da A diyelim. Şuraya da B diyelim mesela. Bakın şimdi şöyle bir şey yapılabilir mi? Madem burası A, burası A artı B. Burası da A artı B madem. Şuradan biz sevgili arkadaşlar B'lik bir eşkenar üçgen alsak, kenarı B olan bir eşkenar üçgen alsak. Şuraya ne kalır? Kıymetli arkadaşlar A kalır mı? Kalır. Bakın 60 derece A, B 60, A, B 60 derece ise şu üçgenler nasıl üçgenlerdir? Bunlar eş üçgenlerdir kıymetli gençler. Eş üçgenlerse 120'nin karşısında 6 varsa şu 120'nin karşısında da 6 olacaktır. Cevabımız nedir? 6'dır kıymetli arkadaşlar. Geometri doktoruna takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bir like atarsanız, yorum yaparsanız memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar arkadaşlar. Bu TYT, AYT testleri, bu tekrar testlerini arkadaşlar çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.